Modelimize başlarken örnek parçası için ben bebeğin cinsinden bir ip kullanıyorum ve 4 milimetre tığ ile öreceğim. Biraz kalın bir bebeğini. Hemen şöyle tığıma bir ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Başlangıçtan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Şöyle biraz ortasından batıyorum. Ve tekrar buraya bir kaydırma yaptım. Sıradaki zincirin içine battım. İkinci kaydırmamı yaptım. Sıradaki zincirin içine battım. Üçüncü kaydırmamı yaptım. Sonda iki tane zincirimiz kaldı. Hemen şöyle terse dönüyorum. İpimi de arkadan aldım. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi şu başlangıçta boşluğumuz var. 3 zincir boşluğumuz. Buradaki kaydırmaların üzerine değil, şöyle boşluğu bulalım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Şöyle bir boşluğumuz oluştu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir ikili trabzan daha yaptım. Boşluğumuzun içine 3 tane ikili trabzan, 3 defa da 5 zincir çekmiş olduk. Şöyle buradaki kaydırmaya batmışım. Boşluğumuzun içine batacağız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Sonda 2 tane zincirimizi bırakmıştık. Hemen buraya batıyorum. Şöyle zincirimizi de şöyle çevirebilirsiniz. Ön yüzden batıyorum. Tersten de batabilirsiniz bu başlangıçta. Şöyle battım ve kaydırmayla bağladım. Bu bizim ilk motifimizin başlangıcı. Hemen şöyle terse yine döndüm. Buradan ipimi aldım, bir zincir çektim. İlk boşluğun içine bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden bakın bu boşluğu atlıyoruz. İkinci boşluğun içine 4 tane ikili trabzan. Şimdi motiflerimizi yan yana tekrar baştan başlayarak ilerleyeceğiz modelde. O yüzden burayı karıştırmayalım. Tekrar göstereceğim tabii ki ama burada ilk boşluğa sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmeden ikinci boşluğa atlayıp 4 ikili trabzan. Tığıma 2 defa ipimi aldım. Aynı boşluğun içine 3 üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte. Tekrar. Ve üçüncü üçlü trabzanım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine şöyle kaydırma yaptım. Burayı bağladım. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan. Bu birincisi, 2, 3 ve 4. Tekrar tığıma 2 defa ipimi aldım. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve üçüncü üçlü trabzanım. Şimdi tekrar 5 tane zincirimi çektim. Yine boşluğun içine şöyle bir kaydırma yaptım. İkinci sıradaki boşluğa atlıyorum. Aynı şekilde 4 ikili trabzan ve 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz.
Üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Bakın burada 1, 2, 3 tane yaprağımız oldu. Burada bir boşluğumuz daha var. Şimdi buradan itibaren 14 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Başlangıçtan sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Buraya bir kaydırma yaptım. Sıradaki iki zincirin içine de kaydırma yapalım. Toplamda 3 tane kaydırmamız olmuş oldu. Şimdi burada şöyle dönüyorum. Şöyle döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Başlangıçta olduğu gibi alttaki motifimiz dönebilir. Sonra onu tekrar döndüreceğiz ön yüze. Hemen şuraya battım boşluğumuzun içine. Buraya bir ikili trabzan yaptım. İlk boşluğumuzu oluşturduk. Tekrar 4, 5 tane zincir çektim boşluğun içine. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Boşluğun içine 3. ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi bu altta dönüyor bu şekilde. Şöyle yapalım. Bakın döndürdüm. Ön yüzü bana bakacak şekilde. Buradaki zincirimiz de şöyle terse dönüyor. Şöyle yapıyorum ben bakın elimle. Şu dibine geldim. Şu sonda bakın en son kaydırma yaptığımız zincire atlayıp bir ikinci zincirin içine pardon burada 3 zincirimiz var. 1, 2, 3 zincir. Şimdi buradan sayıyorum. 1, ikinci zincirimin içine ön yüzünden battım ve buraya bir kaydırma yaptım. Şimdi tekrar terse döneceğim. Yani şu motifimi çevireceğim. Şu kısmı şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Bir zincir çektim. Burayı şaşırmayalım. Çünkü iki defa çevirdiğimiz için ilk çevirdiğimiz zaman 5 tane zincir çekip boşluğa trabzan yapıyoruz. Bu ikinci çevirdiğimizde ise bir zincir çekip ilk boşluğa sık iğne yapıyoruz. Daha sonra buraya devam etmeyelim. Yani yaprağımızı yaparken sıradaki ikinci boşluğun içine atlıyorum. Buraya 4 ikili trabzan ve 3 tane de üçlü trabzan yapacağız. Tığıma iki defa ipimi aldım. Tekrar 3 tane üçlü trabzan. Şimdi burada 5 tane zincir çekip buraya kaydırmayla bağlamıyoruz. Hemen ilk yaprağımızı yaptım. İkinci motifimizin. Buradan şöyle bakın. Şimdi şöyle çevirdim motifimi ön yüze. Elimdeki de ön yüzde. Gördüğünüz gibi şöyle. Şuraya bağlayacağız. Şöyle. Şurada gösterecek olursam. Bakın şöyle şu kısma bağlayacağız. Şimdi bunu da tığ ipimizden çıkaralım. Hemen şurada bakın 5 tane zincirimiz var. Şu bizim 3. üçlü trabzanımız. Şöyle önden batıyorum. Motiflerim ikisi de ön yüzde. Şuradan ilmeğimi taktım. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yoksa ilmeğimiz dönüyor. Zincir çekmemiz o zaman ters oluyor zincirlerimiz. Şu kısımda 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Şimdi buraya kaydırmayla bağlayacağım. Motifimize devam ediyoruz. Şimdi tekrar bir ip aldım. Buraya kaydırmayla bağladım. Sıradaki boşluğa atlıyorum. 4 ikili trabzan ve yine 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle ilerliyoruz aslında. Burası başlangıcımız.
Şimdi burada şöyle kısaca göstermek istiyorum. Burada 1, 2, 3 tane yaprağımızı yaptık. Yeni motife başladık. Yeni motifimizin ilk yaprağını buradaki şöyle döndüm. Buraya, buradaki üçlü trabzanın üzerine birleştirdim. Daha sonra tekrar zincirle buraya gelip ikinci yaprağımızı yaptık. İkinci motifimizi. Şimdi devam ediyoruz. Hemen 5 tane zincir çekeceğim. 4 ve 5. Boşluğa kaydırmayla bağladım. Tekrar sıradaki boşluğa atlıyorum. 4 ikili trabzan, 3 üçlü trabzan yaparak 3. yaprağımızı yapıyoruz. Üçüncü yaprağımı tamamladım. Bundan sonra burada 4 ikili trabzan, 3 üçlü trabzan demeyeceğim. Sadece yaprağımızı yapıyoruz diyeceğim. Hemen yeni motifimize başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Başlangıçtan 1, 2, 3, 4. zincirin içine kaydırmayla bağladım. Sıradaki zincirin içine bir kaydırma, sıradaki zincirin içine 3. kaydırmamı yaptım. Hemen şöyle terse dönüyorum. Burada ilk terse döndüğümüz zaman 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 3 zincir boşluğuna batıyorum. 1 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tekrar 1 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1 ikili trabzan. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 tane boşluğumuzu tamamladık. Sonda 3 zincirimiz var. Hemen burada motifimi tuttum. Ön yüzü bana bakıyor. Zincirlerimizin de ön yüzü. Burada ikinci zincirimizin. Şöyle şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirimizin. Yani arada 5 tane zincirimiz kalıyor. Buraya kaydırmayla 3 zincirimizi bağladım. Şimdi ikinci kez şöyle terse döndüm. İkinci kez döndüğümüz zaman bir zincir çekiyoruz. Burayı karıştırmayalım. Hemen ilk boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Bir ip aldım. İkinci boşluğa atlıyorum. Yaprak yapacağım. 4 ikili trabzan, 3 üçlü trabzan. İlk yaprağımızı tamamladıktan sonra birleştirme yapıyoruz. Hemen şöyle bakın döndüm. Ön yüzünü motifimin, zincirimizin de ön yüzü. Hemen tığımı ilmeğimizden çıkardım. Şöyle. Şu kısımdaki ikinci yaprağı. Bakın burası ilk yaprağımız. Bu ikinci yaprağın buradaki ilk üçlü trabzanın üzerinden tığımı batırdım. Hemen buradan ilmeğimi taktım ve çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yaprağımızı tamamlıyoruz. Aynı boşluğun içine kaydırmayla bağladım. Devam ediyoruz. İkinci yaprağı yapacağız. Şöyle ipimi aldım. İlk yaprağımızı bağladıktan sonra iki yaprak daha yapıyoruz. Daha sonra da yeni motife başlıyoruz tekrar. Aslında her motifimiz 4 yapraktan oluşuyor ama onu geriye dönüşte göstereceğim. Evet, ikinci yaprağımı da tamamladım. Tekrar 5 tane zincirim var. Aynı boşluğa kaydırmayla bağladım. Ve 3. yaprağa devam ediyorum.
Üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi üçüncü yaprağı tamamladıktan sonra artık zincirle buraya bağlamıyoruz. Yeni motife başlayacağız. Şöyle gösterecek olursam 3 tane motifimizi tamamladık. Şimdi burası bizim örmek istediğimiz şeyin enini, genişliğini ne kadar istiyorsak o şekilde yeni motifler ekleyerek devam etmemiz gerekiyor. Ben şimdi 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. O yüzden yeni sıraya başlayacağız. Yeni sıraya başlamadan önce bakın buralarda birer tane yaprağımız eksik. Önce onları tamamlayacağız. Daha sonra yeni motif sıramıza başlayacağız. Sizler dilerseniz bu şekilde yapmak istediğiniz şeyin ölçüsüne göre motiflerinizi sıralayın. Daha sonra yukarıya doğru yükselterek ilerleyin. Ya da yapmak istediğiniz şeyin mesela dikdörtgen şal yapacaksınız. 2 metre uzunluğunda motiflerinize devam edip bu yukarıya doğru yükseltinizi daha az yapabilirsiniz. Yani 2 metre eninde 50 santimetrede pardon 2 metre boyuna 50 santimetre eninde olacak şekilde yeni sıralarınıza o şekilde de devam edebilirsiniz. Ya da burada 50 santimetre olacak şekilde dikdörtgen şalınızın ya da 60 santimetre ne kadar istiyorsanız burada devam edip daha sonra 2 metre olana kadar boyuna da örebilirsiniz. Zaten şimdi ikinci sırayı tamamladıktan sonra bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada artık geriye dönüyoruz. Motif eklemeyi bıraktım. Eğer ilerlemek isteseydim buradan itibaren 14 tane zincir çekmem gerekiyor. 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Hemen yaprağımı tamamlıyorum. Buraya bir kaydırmamı yaptım. Şimdi dördüncü yaprağı yapacağım. Dördüncü yaprağımı tamamladım. Şimdi 5 tane zincir çekmemize gerek yok. Burada 5 tane zincirimiz var. Hemen ilkini şöyle ön yüze çeviriyorum. Döndüğü zaman zaten batmamız zor oluyor. Şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla yaprağımızı buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Buradaki yaprağımı tamamlıyorum önce. Boşluğa atladım. Kaydırmayla bağladım. Şöyle gösterecek olursam. Şimdi tekrar ikinci motifimizin dördüncü yaprağını yapıyorum. Evet, burayı da tamamladım. Şimdi hemen ilk zincirin içine bakın. Arada 5 tane zincirimiz var. Şöyle çeviriyorum. İlk zincirimizin içine battım. Ve kaydırmayla burayı bağladım. Tekrar 5 tane zincirimizi çekelim. Hemen buradaki yaprağımızı tamamlayacağım. Battım ve kaydırmayla bağladım. Şimdi son yaprağımızı yapıyorum artık. Sonuncu üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine 5 tane zincirimizi çekip buraya bağlamıyoruz artık. Çünkü yeni sıraya başlayacağız. Şöyle gösterecek olursam bu şekilde. İlk motif sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Hemen burada son üçlü trabzanımı yaptıktan sonra yine 14 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Başlangıçtan sayıyorum ve dördüncü zincirin içine kaydırmamı yaptım. Sıradaki zincirin içine tekrar bir kaydırma. Sıradaki zincirin içine üçüncü kaydırmamı yaptım. Hemen dönüyorum. Şimdi bu bizim ilk dönüşümüz. Şöyle ilmeğimi küçülttüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi boşluğumuza
İlk ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci ikili trabzanım. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü ikili trabzanım. 1, 2, 3 zincir. Sona geldiğimiz zaman 3 tane kafesimiz olduğu zaman 3 zincirimizi çektim. Yine bakın böyle hemen motifimi tuttuğum zaman ön yüzü bana bakıyor. Hemen burada zincirimi şöyle ön yüzden ilerletiyorum. Çünkü burada şöyle başa doğru dönmüş oluyor. Şöyle ben de göremedim, terse döndü. Şu şekilde. Evet, burada sayıyorum. Bir, ikinci zincirin içine battım. Hemen kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar döneceğim. Bakın bu şekilde tutuyorum. Tekrar dönüyorum. Şu motifi bıraktım artık. Döndüm. Bir zincir. İlk boşluğa bir sık iğne. Şimdi zincir çekmeden sıradaki boşluğa atladım. İkinci boşluğumuza hemen bir yaprak yapıyorum. Yeni motifimizin ilk yaprağını tamamladım. Hemen birleştirme yapmamız gerekiyor. Bu bizim ikinci sıramızın ilk motifi. İlk motifte ilk yaprağı yapınca hemen şöyle bakın. Bu motifim ön yüzde. İkinci motifim de ön yüzde. Şöyle çeviriyorum. Bakın buraya değil. Burası şöyle bir, iki yaprak atlıyorum şu kısma. Şuradan ilk ya da son üçüncü üçlü trabzanımızın üzerinden tığımı geçirdim. Hemen buradan aldım. Şöyle tekrar döndü motifim. Buradan ilmeğim. Şöyle ilmeğimi takıyorum. Buradan çektim. Şöyle. Bakın her bir yaprağın altında şöyle iki yaprağımız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bu yaprağı tamamlayacağız. Buraya batıyorum. Kaydırmayla bağladım. Şimdi ikinci yaprağı yapalım. İkinci yaprağımızı tamamladıktan sonra yeni motifimize başlayacağız. İkinci sırada. Şimdi ilk başlangıcı bu şekilde yaptık. İkinci sırada sadece ikinci yaprağı yapıp yeni motife geçiyoruz. Tekrar 14 tane zincir çekeceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Hemen 3 ve 4. zincirin içine battım. Bir kaydırma. Tekrar 2 kaydırma. Şöyle. Terse dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen boşluğa battım. Bir ikili trabzan. 5 tane zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şimdi burada şöyle ön yüzde yine. Bakın zincirimizde. Şöyle zincirimizde ön yüzden hemen geldim. Buradan bir, ikinci, şuradan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 doğru. İkinci zincirimin içine battım. Kaydırmayla bağladım. Şimdi tekrar dönüyorum. Bir zincir. İlk boşluğun içine bir sık iğne. Bir ip aldım. İkinci boşluğa atlıyorum. Ve yaprağımızı yapacağız. İlk yaprağımızı yaptıktan sonra bu ikinci motifte de hemen birleştirme yapacağız.
Üçüncü üçlü trabzanımı tamamladım. Şimdi yine motifim ön yüzde. Bakın burası başlangıcımız. Hemen burada ikinci motifimizin ilk yaprağını yine aynı yere, ilk motifimizi birleştirdiğimiz yere birleştireceğim. Hemen şuradan aynı boşluktan tığımı battım. Buradan ilmeğimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 ve geldim boşluğun içine kaydırmayla bağladım. Tekrar sıradaki boşluğa ikinci yaprağımızı yapıyoruz. İkinci yaprağımı da tamamladım. Hemen tekrar göstereceğim. Şöyle. İkinci motifimizde ilk yaprağı aynı yere bağladıktan sonra ikinci yaprağımızda bakın buraya ucu sivri olan şu kısma değil şu kısmın buradaki şurada zincir var zaten buradaki ilk üçlü trabzanın üzerine şöyle birleştirmemizi yapacağız. Hemen buradan battım. İlmeğimi birden aldım. Ve buradan ilmeğimi çektim. Tekrar 5 tane zincir ve 5. Yaprağımızı tamamlıyoruz. Kaydırmayla bağladım. Şimdi 3. yaprağını yapacağım motifimizin. 2 3 ve 4. İlk başlangıç motifinde sadece 2 yaprak yaptım. Yeni motife başladım. Ortadakinde 1 2 3. yaprağımızı yapıyoruz. Şimdi tekrar yeni motife başlayacağım. Artık burada motifi başlayacağım. Şu kısmı birleştirmeyi göstereceğim. Yine 14 tane zincirle devam ediyoruz. Evet, motifimin ilk yaprağını tamamladım. Şimdi bu bizim üçüncü motifimiz. Şöyle ön yüze çevirdim. Şurada da zincirimiz döndü yine. Şöyle. Bakın ilk yaprağımızı tamamladım. Şöyle çevirdim. Şöyle göstereceğim hemen. İlk yaprağımızı bir önceki motifimizin bakın son birleştirdiğimiz yere birleştiriyoruz. Şöyle ipi çekeceğim. Bakın bu şekilde. Şöyle. Buradan tığımı battım ve şuradan da hemen şöyle ilmeğimi çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen kaydırmayla bağladım. Ve ikinci yaprağımı yapıyorum. Artık ikinci yaprağımı da birleştireceğim. Sonra döneceğiz artık. Bu sırayı da ilk sırada olduğu gibi tamamlayacağız. Böyle biraz model karışık ya da zor gibi görünmüş olabilir ama gerçekten çok keyifli ilerliyor. Her sırayı yaptığımız zaman 6-7 santimetre uzunluğumuz artmış oluyor. Evet, 3 taneyi tamamladım. Yani bu şekilde tek düze ilerlemediği için aslında daha hızlı ilerliyor. Bakın buradan hemen battım. Artık ikinci yaprağı. Üçüncü motifimin ikinci yaprağı. Yani sıranın son motifini bu şekilde birleştiriyoruz. Burada ikinciyi birleştirdik. Üçüncüye devam ettik. Burada da aynı şekilde ikinciyi birleştirdim. 4, 5 tane zincirimi çektim. Şimdi sırayı kapatacağım. Yani burada yine üçüncü yaprağımı yapacağım önce. Daha sonra dördüncü yaprakları yaparak tamamlayacağız. Sadece şu aradaki zincirleri tekrar birleştirmeyi göstereceğim. Evet, üçüncü yaprağımı tamamladım. Hemen zincirimi çekiyorum ve kaydırmayla bağladım. Şimdi artık dördüncü yaprakla devam ediyoruz. Dördüncü yaprağı tamamladığımız zaman zincir çekmeden şu kısımda ilk zincire batıyorum.
Şöyle çektim. Kaydırmayla bağladım. Evet, bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Daha sonra dönüşü göstereceğim. Nasıl tamamladığımızı. Bakın şöyle. Şimdi burayı tamamlıyoruz. Şu kısımda yine yarım sıramız var. Onu da buradaki geri dönüş gibi tamamlamamız gerekiyor ama bunu şalımız ya da ördüğünüz her neyse onu bitirdikten sonra yapmanız gerekiyor. Bu kısmı her sırada dönüşte kapatıyoruz. En son tamamı bittikten sonra bakın burada da şöyle ilerliyor. Hatta diğer şalımın üzerinde de gösterecek olursam onu da hala devam ediyorum. Şöyle. Bakın. Bu tarafta tamamlanmış olarak ilerliyor. Burada ise bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Burada geriye dönüşte nasıl zincirlerimizi kaydırmayla bağladıysak aradaki zincirlerimiz, buradaki zincirlerimizin de yine uzunluğu 5 tane zincir var buralarda. Aynı şekilde şu kısımdan, yani ben bunu atkı olarak ilerliyorum şu anda. Şimdi bu kısımdan geriye dönüp son olarak yani kapanışta artık burayı da tamamlıyoruz. Burada yine boşluklarımıza son yapraklarımızı yaparak burayı tamamlıyoruz. Şimdi onu da göstereceğim diğerinin üzerinde. Hemen ben başa kadar gelip tekrar geliyorum. Tekrar başa geldim. Bakın burada ilk motifimizin 3 tane yaprağı tamamlandı. Şöyle. Şimdi burada biz artık yukarıya doğru ilerleyeceğimiz zaman yeni sıraya başlamamız gerekiyor. 14 zincir çekerek daha sonra burada yapmış olduğumuz gibi birleştirmelerle yeni motiflerimize devam edeceğiz. Yani sizler bundan sonra devam ederken alta bakarak devam edebilirsiniz şaşırmamak için. Bakın burada 2 tane yaprağımız var. Burada motifimizin ilk yaprağını buraya getirip birleştirdim. Daha sonra motifimizin burada ikinci yaprağını yaptım. Şöyle arasını gösterecek olursam. İkinci yapraktan sonra yeni motife başladım. Yeni motifimizin de yine ilk yaprağını yaptıktan sonra buraya birleştirdim. Aynı yere. Şöyle devam ediyor bakın. Şurada zincir olduğu için şimdi bu üzerine son sıraya gidince göremeyebilirsiniz ama şurada zincirimiz var. Aralardaki şu zincirlerimiz. Buradan yaprağımızı birleştirdim. İkinci yaprağı tamamladığım zaman onu yeni yaprağın bakın 1 2 bıraktım. Buradaki yeni yaprağın ucu sivri olan buraya birleştirdim. Daha sonra üçüncü yaprağı yaptım. Başlangıçta sadece ikinci yapraktan sonra yeni motife başlıyoruz. Daha sonrasında hep üçüncü yapraktan sonra başlıyoruz. Burada üçüncü yapraktan sonra yine aynı şekilde birleştirerek devam edip buradan geriye döndük. Şimdi bitirirken bu şekilde ilerleyecek. Bu kenar kısmı da bu şekilde ilerleyecek. Biraz önce şalımın üzerine gösterdiğim gibi bitirdiğiniz zaman da şöyle dönüyoruz. Aslında her yönü aynı olmuş oluyor. Şimdi burayı gösterip size tekrar başka bir şey daha göstereceğim. Bir püf noktası.
Şimdi burada yine 5 tane zincirimi çektim. Hemen buraya kaydırmayla bağladım. Döndükten sonra ilk yine boşluğumuz var. Yine bir yaprak yapıyorum. Yaprağımızı tamamladım. Hemen arada zincirimiz var. İlkinin içine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Yani buradan nasıl geriye dönmüşsek aynı şekilde ilerliyoruz. Farklı bir şey yok. 5. Şimdi burada da bakın ilk motifimiz. Şimdi bu yaprağımız tamamlanmış durumda. Sadece burada zincirimiz yok. Buraya batıyorum. Zincirimizi bağlıyorum. Şöyle bir zincir çekip burada ipinizi kesebilirsiniz. Ya da buradan şöyle kaydırmayla devam edip yeni sıraya başlarsınız. Nasıl? Şimdi şöyle göstereceğim. Bunu neden söyledim? Şöyle. Bu bitti artık. Şimdi diğer şalımın üzerinde göstermek istiyorum. Bunu ben de örerken fark ettim. Şimdi böyle ilerledim. Demiştim ya, isterseniz motiflerinizi şu sayıda başlayabilirsiniz. Bakın genişliğimiz ne olmuş? Bakın burası 45-46 santimetre uzunluğunda olmuş. Şimdi ben boyuna ilerliyorum. Yani böyle ilerledim. Bu şekilde ördüm. Size 3 motif üzerinden yükselerek ilerledim. Ama son sırayı tamamladıktan sonra şu yandaki sırayı tamamlamam gerekiyor. Şöyle döndüğümüz zaman dilerseniz yelek ya da hırka ya da kazak örüyorsanız böyle döndüğümüz zaman da yine bakın istediğimiz ölçüde olup burayı tamamladıktan sonra burayı bitirdikten sonra kaydırmayla şuraya gelip yine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani yaprakların yönü değişmiyor. Yine aynı şekilde bakın burada mesela alttaki motife baktığımız zaman ilk motifi birleştirme yeri yine burada. Yani şu anda hızlıca aklıma geldi bu benim örerken fark ettim, denemedim. Yani bu şekilde de ilerleyebilirsiniz tekrardan yukarıya doğru ama dediğim gibi sizler kendi seçiminize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Çok güzel bir model. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.